Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir anı videosuyla karşınızdayım. Bir önceki anı videomu çok beğendiniz. Tekrardan anı videosu çekmemi istediniz. Ben de hemen işe koyuldum. Hemen hangi anılarımı anlatsam diye düşünmeye başladım. Birkaç tane anı seçtim. Umarım keyifle izlersiniz. Hemen anılarıma başlıyorum. Şimdi ilk anı olarak aslında ben bu anıyı ilk videomda anlatacaktım. Hatta anlattım. Ama sonra izlerken bir baktım o kadar çok nefretli, o kadar çok böyle kötü bir şekilde anlatmışım. Kendi normalde o kadar da kötü olan bir olay değil. Sadece benim hassaslığım üzerine o şekilde hissettiğim bir olay. O yüzden dedim ki ben bunu hiç koymayayım. Ama şimdi daha düzgün bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben geçen sene Jeju Adası'na gittim. Ama Jeju Adası'na gitmemin sebebi seyahat amaçlı değil, bir sınava girmek için gittim. Bilenler vardır belki, TOPIK diye bir sınav var. Korece yeterlilik sınavı. Ve benim Kore'deki okullara başvurabilmem için girebileceğim son sınavdı. Hani ondan sonraki sınavlara girdiğim zaman yetişmiyordu. Benim o sınava kesin girmem gerekiyordu. Ama ben bunu çok sonradan fark ettim. Yani bu kararı sonradan aldığım için, işte ben bir deneyeyim Kore'de okuyabilecek miyim bakayım diye. Bu kararı sonradan aldığım için daha önceden hiç harekete geçmemiştim. O yüzden böyle son birkaç gün kala sınavın başvurularının bitmesine rezervasyon yaptım. Ama bu sınava çok fazla ilgi olduğu için hiç yer yoktu. Yani Seul'de, diğer şehirlerde, Kore'deki sadece Jeju Adası'nda yer vardı. O da zaten ben aldıktan birkaç gün sonra da komple bitti oradakilerden. Yani full doluydu her yer. Ve Jeju Adası'na gitmek için, bir ada olduğu için hani uçağa binmem gerekiyor. Uçakla koskoca gitmem gerekiyor ve gerçekten Seul'den gidebileceğim en uzak yer Jeju Adası'ydı. Ben o yüzden işte gitsem gitmesem mi falan diye böyle şey yaparken neyse ki yani o bileti aldım. Ondan sonra işte gittim, oteli ayarladım, işte uçak biletlerini aldım, her şeyi böyle ayarladım. Böyle bir günlük gideceğim, bir gece uyuyacağım, geri geleceğim. Şimdi bir kere bu benim için başlı başına bir sıkıntıydı. Çünkü ben tek başıma bir şeyler yapmaktan hiç haz etmeyen bir insanım. Hele sabahın köründe kalk, işte taksiye bin çünkü otobüs bir şey yok o saatte. İşte havaalanına git, uçağa bin, oradan in, git okulu bul, sınavı ol, otele git, uyu, ertesi gün tekrardan git havaalanına. Hani bu o kadar çok gözümde büyüyordu ki zaten üstüne sınavın stresi var. Hani sınavı yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Sınavı yeterince çalışamadım çünkü vaktim çok azdı. Ve hani bu sınavı eğer yapamazsam, iyi not alamazsam okuyamıyordum Kore'de. Hani yıl kaybım olacaktı. O yüzden böyle zaten üstüne çok fazla stres var. Bir de hiç istemediğim bir şey yapıyorum. Tek başıma bir yere gidiyorum. O yüzden böyle zaten moralim alt üst, yani böyle biri bana dokunsa ağlayacak durumdayım. Ondan sonra neyse işte ben bunların hepsini yaptım. Gittim Jeju Adası'na, işte okulu falan buldum. Herhangi hiçbir problem yaşamadım aslında. Ondan sonra sınava girdim. Genelde böyle Özbekler, işte Türkmenistan mı oluyor, Türkmen mi oluyor? İşte o taraflardan insanlar çok fazla vardı. Şimdi hangi milletlerden olduklarını bilemiyorum. Benim sanırım Türk olduğumu anladılar çünkü masalarda bir böyle sticker tarzı bir şey var, yani bildiğiniz masalara böyle yapıştırmışlar. Hani kimin hangi sırada girdiği belli olsun, işte sınav sistemi biliyorsunuzdur. Orada da işte ülkeniz, sınava giriş, numaranız, isminiz falan bu tarz bilgileriniz yazıyor. Çok fazla özel bilgileriniz yazmıyor. Genelde sınavda lazım olabilecek bilgiler yazıyor o kağıtlarda. Ve sticker dediğim gibi. Bakın altını çizerek söylüyorum. O kağıt sticker masalarda yapışkanlı, yani yapışmış bir şekilde duruyor. Şimdi sanırım oradan benim Türk olduğumu gördüler bu bahsettiğim kişiler. Bir bayağı kalabalıklar, yani 7-8 kişi falanlar. Hepsi sanırım arkadaş, artık Jeju'da mı yaşıyorlar bilmiyorum. Sürekli bana bakıyorlar. Hani şimdi şey olmasın, ben yanlış anladım falan gibi olmasın ki, hayır, gerçekten sürekli bana bakıyorlar, laf atıyorlar, Türkçe bir şekilde laf atıyorlar. İşte yok çok güzelsin falan filan ve hani bunu bir şey birazcık serseri bir şekilde yapıyorlar. Hani böyle çok güzelsin deyip sonra ben böyle işte bak bana geçince oha ha falan diye böyle dalga geçiyorlar, çok eğleniyorlar, çok komik gerçekten. İşte neyse ben bunları hiç takmadım zaten, hani benim oradaki tek amacım sınava girmek olduğu için sınava odaklanmış bir şekilde böyle duruyorum. Sınavın iki parttan oluşuyor, yani iki kısımdan oluşuyor sınav. Birinci kısım bitti. Ondan sonra ara oluyor. Bir 10-15 dakikamın öyle bir şey ara oluyor. Arada ben tuvalete gittim. Sonra tuvaletten geri geldim. Bunlar gene bana bakıyorlar ama ben bu sefer yine aynı sebepten dolayı bakıyorlar zannettim. İşte sadece öyle serserilik olsun. Neyse sonra sınav başlayacak. Yeni kitapçıklar dağıtıldı ve kitapçıkların üstüne sınav numaranızı falan kodlamanız gerekiyor.
Ve bunu nereden bakacağım? Tabii ki de o yapışkanlığı sticker'dan bakmam gerekiyor. Çevirdim kafamı, tam sticker'ıma bakacağım, sticker'ım yok. Hani yere bakıyorum, oraya bakıyorum, buraya bakıyorum, hiçbir yerde yok. Ve zaten hani yere düşmüş olma ihtimali yok. Çünkü dediğim gibi sticker, hani bir rüzgarla birinin çarpmasıyla o sticker oradan komple çıkarıp nasıl bir yere gidebilir? Hani biri onu oradan almış yani. Ve kim aldı bilmiyorum tabii ki. Kimseyi de suçlamak istemiyorum ama bu az önce bahsettiğim kişiler böyle bön bön bana sürekli bakıp bakıp sürekli gülüyorlar. İşte böyle çok eğleniyorlar, çok komik bir şey varmış gibi. Ondan sonra ben görevliyi yanıma çağırdım. Çünkü dedim hani benim kağıdım yok, buradan gitmiş yani, kaybolmuş dedim. Bunu nasıl yazacağım ben dedim. Ondan sonra görevli de şaşırdı, dedi nasıl ya, nereye gitti ki bu kağıt falan. Dedim bilmiyorum, hani ben tuvalete gittim geldim, bu buradaydı ama artık yok. Ondan sonra o da şaşırdı işte. Ondan sonra bana getirdi normal kendi kağıtlarından. Oradan bana gösterdi kendi numaramı, oraya yazdım. Ondan sonra bu şekilde bitti o gün. Sonra birkaç hafta geçti. Ben ne zaman gönderdiğini bilmiyorum. Çünkü ben Facebook çok fazla kullanmıyorum. Sadece böyle okul sayfaları için. Böyle bir aklıma estim, Facebook'uma bakayım dedim. Facebook'umdan bunların içlerinden bir tanesi bana arkadaşlık isteği göndermiş. Yani resmen benim kağıdımı çalmış. Benim ismimi bulabilmek için. Yani bana Facebook'tan arkadaşlık gönderebilmek için beni o kadar strese soktu. Benim o kadar sinirlerimi bozdu. O kağıdımı neden çalıyorsun? Ya fotoğrafını çek, bir kağıda yaz. Nasıl bir cesaret ya? O kadar sinir olmuştum ki gerçekten böyle. Ondan sonra zaten onunla başka böyle olmayan işler falan da olmuştu. Ama dediğim gibi böyle bir şey yaşadım yani. Böyle anlatınca çok fazla böyle büyük bir olaymış gibi gelmiyor ama o zaman gerçekten çok kötü hissetmiştim. Ve çok sinirlerim bozulmuştu. Bu da böyle bir anmıştı. Şu an çok gereksiz olduğunu yeniden fark ediyorum. Neyse, ikinci bir anıma geçiyorum. Bu anı gerçekten çok eğlenceli bir anı. Kore'ye geldiğimiz zamanlar Sena benden 5 gün mü 4 gün mü ne önce gelmişti. Arkadaşım Sena. Ve biz daha Kore'de hiç görüşmemiştik. Hani yeni geldiğimiz için fırsat olmamıştı. Sonra ben başka bir arkadaşımla bir dakkalbiciye gittim. Dakkalbi böyle tavuklu bir yemek. Dakkalbicide böyle oturuyoruz ve nasıl bir yerdim? Hani şöyle bir yerden giriyorsunuz. Burada bir sürü masa var, sonra şöyle bu tarafa çıkıyor ve burada da bir sürü masa var. Biz bu tarafta oturuyoruz arkadaşımla. Yani biz buradayken bu tarafı görmüyoruz, onlar da bizi görmüyorlar. Girerken çıkarken de çok fazla dikkat etmedik biz kim oturuyor, ne yapıyor diye. Ve tam şu tarafta, hani bu ikisinin birleştiği bu tarafta self bar var. Yani işte oradan salata falan filan böyle sınırsız alabileceğiniz mezeler falan var. Biz burada yemek yiyoruz arkadaşımla. Sonra arkadaşım gitti bu tarafa salata falan bir şey almaya. Burada oturan, masada oturan bir çocuğu görmüş. Çocuk çok yakışıklı. Ondan sonra işte çocuk kesmiş, bir şeyler yapmış. Sonra bana geldi. Dedi işte Betül, şurada oturan bir çocuk var. Çok yakışıklı ama yanında bir kız var. Kızla oturuyor falan filan. Ondan sonra biz dalga geçmeye başladık. İşte of, boş ver kızı ya. Onun işte bizden güzel midir ki falan. Tabii ki dalga geçiyoruz da. Hani bizi bir görse zaten çocuk unutur kızı. İşte böyle kıza verip veriştiriyoruz böyle. Ama gerçekten dalga geçiyoruz. Hani ciddi bir şey yok. Ne yapacağız yani, milletin ilişkisini mi bozacağız? Biz zannediyoruz ki o iki kişi sevgili. Ondan sonra işte biz yemeğimizi yedik falan, çıkıyoruz. Bu sefer arkadaşım bana dedi ki, ben tabii çocuğu daha görmedim. Hani arkadaşım salatayı alıp geldiği için. Ondan sonra şey yapıyoruz, giderken bir bakayım bari. Çünkü giriş burada demiştim ya, buradan gelip çıkmamız gerekiyor. Dedim hani bari çıkarken bir göz atayım, yavaş yavaş çıkalım falan diye konuşuyoruz. Ondan sonra tam böyle çıkacağız, kafamızı uzattık. O oturan kız Sena. Yani o çocuk Sena ile oturuyormuş. Biz ama az önce veriştirdiğimiz kız bizden güzel midir ki, işte kızı boş ver, kızı atarız, böyle saçma sapan konuştuğumuz kız meğersem bizim yakın arkadaşımız Sena çıkıyor. Ondan sonra biz hemen gülmeye başlıyoruz falan. Ondan sonra Sena'nın yanına gittik falan. Dedik ooo işte böyle. Çok eğlenceliydi yani Kore'de bu şekilde karşılaşmamız. Hani daha önce hiç görüşmemiştik Kore'de. O da zaten kıyamam. O dakkalbi çok sıcak bir yemek. Böyle önünü de pişiyor, oraya elini mi değdirmiş bir şeyden, eli yanmıştı falan, böyle elinde kremli falan. Her zaman onlar da zaten arkadaşlarmış, sevgili falan da değillermiş. Ondan sonra biz o şekilde, çok komik bir anı da oldu, bunu zaten Sena'ya da anlattık. Öyle çok
komik bir anıydı gerçekten. Sonra ben Sena'yla birkaç defa daha yolda böyle karşılaştım. O buradan geliyordu, ben buradan geliyordum arkadaşlarımızla. Böyle Sena'yı sarılıyoruz, öyle devam ediyoruz. Ve Kore o kadar küçük ki. Hele Seoul, ikimiz de aynı hani mekanlarda takıldığımız için böyle birkaç defa birbirimizle karşılaştık. Çok güzel oldu. Sanki böyle Türkiye'de biriyle karşılaşıyormuşum gibi. Kore'nin sokağında arkadaşım deyince çok güzeldi. Şu an Sena Kore'de olmadığı için çok üzücü. Gerçekten keşke Sena gene burada olsa ki tekrardan böyle karşılaşabilsek. Gerçekten çok eğlenceli zamanlar geçirmiştik. Şimdi üçüncü olarak anlatacağım anı aslında Kore'de yaşadığım bir anı değil ama Koreli biriyle yaşadığım bir anı olduğu için birazcık konsepte uyuyor diye anlatmak istiyorum. Bir de bir Kore'ye gelmeden bir 5 gün önce mi, bir hafta önce mi ne yaşanmış bir olay. Gerçekten çok sinir bozucu bir olay. Sizleri de birazcık uyarmak, dikkatli olmanız gerektiğini söylemek için anlatmak istediğim bir anı. Şimdi Kitesurfing diye bir uygulama var. Belki bazılarınız biliyordur. Bu uygulama insanları seyahat eden insanların kullandığı bir uygulama. İşte sizin ülkenize biri geliyorsa siz onları işte böyle gezdirebilirsiniz ya da evinizde ağırlayabiliyorsunuz para almadan. İşte ya da siz başka bir ülkeye gittiğinizde insanların evinde kalabiliyorsunuz. Bu böyle hani bütün dünyaca kullanılan bir uygulama. Oradan bana, benim orada profilim olduğu için Avrupa seyahatimde çünkü çok kullanmıştım. Oradan bana bir Koreli mesaj attı. İşte ben Türkiye'deyim, işte benimle buluşur musun falan diye. Ben de tamam dedim. Ondan sonra biz bu şahıs ile Beşiktaş'ta buluştuk. Ondan sonra ilk buluşmada bir şey yoktu. Hani normal. Zaten bir kere buluştuk da ilk buluştuğumuz anda pek bir şey yoktu. Normal gittik, oraya gittik, kafeye gittik falan filan böyle. Önce kafeye gittik, sonra yemek yemeye gittik. Buralarda hiçbir şey yok. Normal konuşuyoruz. Türkiye'den konuşuyoruz, Kore'den konuşuyoruz. İşte benim Kore'ye gidecek olanlar falan konuşuyoruz. Ondan sonra Beşiktaş'ta bir gene bir yerde full Beşiktaş'taydık. Orada bir şeye oturduk. Ne buranın ismi yani? Bira içmeye gittik. Ortam birazcık böyle karanlık falan. İşte böyle loş bir ortam var. Ondan sonra o karşında oturuyor, ben burada oturuyorum. Normal hiçbir şey yok. Hani böyle normal, en başından olduğu gibi konuşmaya başlıyoruz. Bu birayı içtikçe herhalde sarhoş mu oldu, ne oldu buna hiçbir fikrim yok. Herhalde ortama mı kafası karıştı. İşte ben böyle kollarım şeyde böyle masada böyle duruyor hani ellerim burada. Bir de burada işte mısır mı ne bir şey vardı yemelik, onu sürekli yiyorum. İşte konuşuyoruz falan böyle. Hani artık birkaç saatte geçtiği için birazcık böyle kaynaştık, daha arkadaş gibi bir kıvama geldik. İkimiz de daha rahatız. Herhalde bu rahatlığımı yanlış mı anladı, ne yaptı bilmiyorum. Böyle elimi şöyle, elim böyle duruyordu, böyle dokunuyor. İşte sürekli böyle dokunuyor, elimi tutuyor. Ben çekiyorum, tekrar da elimi tutuyor. Ondan sonra işte diyor Kore'ye gittiğin zaman bak buna dikkat et dedi. İşte sana hep böyle yapacaklar dedi. Ben önce anlamadım, dedim neyi hani. Ondan sonra şey dedi işte böyle Korelilerle tanıştığın zaman bir yerlere gideceksin illaki Kore'ye gittiğin zaman. Böyle seninle yakınlaşmak için böyle yavaştan yavaştan elini tutup seni deneyecekler dedi. Böyle aynı bana yaptığın gibi izin vermemen lazım dedi. Bir kere sen kimsin bana bunu diyorsun yani. İster izin veririm ister izin vermem sana mı soracağım. Neyse bu konumuz değil. Ondan sonra işte sürekli yapmaya çalışıyor. Ondan artık ben rahatsız olmaya başladım. Her tuttukça çekiyorum hani. Değil mi? Yani istemiyorum daha ne falan böyle. Konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Bu sürekli konuyu aynı yere getirmeye çalışıyor. Ondan sonra dedi ki benden etkilendin değil mi dedi. Durduk yere. Dedim ki kaldım böyle hani hiç beklemiyordum çünkü dedim hayır yani. Bir, hani öyle bir böyle sanarsınız bir aurası var ki böyle süper yakışıklı ki bu lafları edebilsin yani benden etkilendin değil mi? Diyorum hayır etkilenmedim diyor ki ama gözlerin öyle söylemiyor ağzından çıkanla gözünden çıkanlar başka. İşte bence sen benden etkilendin yalan söyleme işte doğruları söyle ben anlarım falan. Ondan sonra ben iyice böyle artık rahatsız olmaya başladım çünkü tek konuştuğumuz konu bu o ve ben işte benim onun etkilenmiş olmam. Bu tuvalete gitti. Sonra geldi. 4 kişilik masada oturuyorduk biz. Ben bu tarafta oturuyorum. Karşımda oturuyor. Yanımda da boş bir sandalye vardı. Geldi ki buraya oturabilir miyim dedi. Ben dedim ben de otur yani. Ondan oturdu. Tekrar da elimi tuttu. Böyle elimi üstüne koydu. Peki şimdi etkilendin mi dedi. Ben döndüm baktım dedim. Şaka mı yapıyorsun yani? Bu şaka mı? Böyle elimi tuttun sen kimsin ki? Elimi tuttuğun zaman ben böyle ne olacak içimde böyle ne kadar yakışıklı bir çocuk işte ne kadar yakışıklı hemen işte sarılıp boynuna öpmeliyim böyle mi diyeceğim yani neyin kafası bu? O kadar artık o kadar sinirlerim bozulmaya başlamıştık ki yani dedim ben artık gideceğim yani. Ondan sonra neyse gideceğim dedim o da artık rahatsız olduğumu anladı sanıyordum. Ondan sonra tamam dedi kalkıyoruz işte bir de hesabı ödedi orada çok centilmen gerçekten. Ondan sonra çıktık.
ben vapura gidiyorum çünkü ben Asya tarafında yaşıyorum. İşte vapura bineceğim. Ondan sonra tam vapura bineceğim, elimden tuttu kendini. Diyor ki gitme, gitmesen olmaz mı? Yani gitmeyip ne yapacağız? Çok affedersin. Niye seninle kalayım ki yani? Ondan sonra sarıldı işte, bugün çok güzel bir gündü, tekrar görüşelim falan ve ben böyle duruyorum ya, sonra ittirdim, sonra hemen çıktım, koşa koşa gittim, bindim vapura. Ay kendimi o kadar kötü hissettim ki resmen tacize uğradım yani, taciz bence bu, bilmiyorum. Çok kötü, hemen arkadaşlarım yazıyorum, ben çok kötü hissediyorum, işte Koreli'nin tekiyle buluştum, ağlan gerizekalısı bana şöyle yaptı, böyle yaptı falan, işte salak kafam niye hemen kalkıp çıkmadıysam oradan falan diye. İşte ben hala iyi niyetim, işte yok öyle değildir, işte istemiyorum deyip böyle çekiliyorum falan. Ay gerçekten o kadar kötü hissetmiştim ki kendimi. Ve Korelilerden gerçekten bu tarz Korelilerle karşılaşırsanız lütfen her Koreliyle buluşmayın benim yaptığım. Gerçi ben her Koreliyle buluşmuyorum da benim o uygulamaya birazcık fazla mı güvendi bilmiyorum. Çünkü hani arkadaş bulma uygulaması değil de daha çok seyahat üzerine bir uygulama olduğu için bir de ben böyle şey diye düşünmüştüm. Oradan gelen, benim başka arkadaşlarım da oradan insanlarla tanıştı. Hani böyle geliyorsunuz, ülkenize gelen yabancıları güzel bir anı geçirtmeye çalışıyorsunuz ülkenize. Hani ülkenizi güzel tanıtıyorsunuz. Siz onların ülkesine gittiğiniz zaman onlar sizi ağırlıyor. Aslında çok güzel bir uygulama. Ama işte böyle insanlar da çıkıyor demek ki, böyle art niyetli kullananlar. O yüzden ondan sonra zaten uygulamaya bir daha hiç girmedim bile. Yani o kadar artık hani sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş misali. Artık girmedim hiç uygulamaya. Gene başka ülkelerden mesajlar geldi, onlara bile cevap vermedim. Öyle, bu da öyle bir anım yani. Gerçekten dikkat edin. Benim yaptığım gibi yapmayın. Yani öyle bir şey olduğu zaman alın çantanızı, tılınızı, fırtınızı, çıkın gidin yani. Bu da böyle bir anı işte. Şimdi hem sizi sıkmamak hem de birazcık da daha sonraya anlatacak bir şeyler kalsın diye bu videoyu bu kadar yapmak istiyorum. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.